Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Asgari ücret zammı için gözler 2023 Temmuz'da. Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Asgari ücrete Temmuz ayında uygulanması beklenen zam oranı için bir dönem peş peşe açıklamalar gelmişti. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi Ocak ayında yaptık. Temmuz'da da aynısını yapacağız. Sözleriyle Temmuz zammına yeşil ışık yakan Bakan Bilgin, işçileri sevindiren müjdeyi böylece vermiş oldu. Bu kapsamda ise gerek işçi gerekse işveren kesimin tek gündemi 2023 asgari ücret Temmuz zammı ne kadar? Kaç TL olacak? soruları soruları oldu. İşte 2023 asgari ücret zammı hakkında merak edilen tüm bu detaylar. Ocakta net asgari ücret 8506 TL oldu. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası bürüt 10.008 TL, net olarak da 8.506 TL olarak belirlendi. Öte yandan işveren de unutulmadı. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı. Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, asgari ücreti yukarı çıkardıkça bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. Siz asgari ücreti %70 artırdığınız zaman üsttekiler de %70 artış bekliyor diyorlar, şeklinde konuştu. Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten bir buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuz'da reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. En yüksek seviyeye çıkaracağız. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık Ocak ayında. Temmuz'da da aynısını yapacağız. 500 dolar civarında olacak. Benim oradaki yaklaşımım şudur. Aşağı yukarı 500 dolar civarında ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır. Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklamaları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de Satır Arası programına konuk oldu. Katıldığı programda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle. Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon %80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış %150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuz'da yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz. Bakan Bilgin Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. Siz asgari ücreti %70 artırdığınız zaman üsttekiler de %70 artış istiyorlar, diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten bir buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuz'da reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının %41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor birçok ekonomi kalemini etkileyecek asgari ücret 520 dolar seviyesine çıkması halinde 10.207 TL üzerinde seyredecek. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.